Thank you. Sayın Ban Ki-moon, değerli katılımcılar, değerli dostlar, öncelikle böyle bir konferansta bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Sizleri ülkem ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda yapılan bu etkinliğin dünyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın yaşadığı önemli sorunlardan biri olan iklim değişikliği konusunda Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmanın çabası içerisindeyiz. Bu çerçevede 2020 sonrası ile ilgili kapsayıcı bir sistem oluşturulmasına yönelik çalışmaları önemli görüyoruz. Bunun için öncelikle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürütülmekte olan müzakere sürecinin başarıyla sonuçlandırılması gerekiyor. Paris'te gerekli anlaşmaya varılması için ilgili devletler olarak hepimiz de üzerimize düşeni yapmalı ve görüşmelerde yapıcı bir rol oynamalıyız. Bilindiği gibi önümüzdeki hafta sonu G20 Antalya zirvesi var. Paris konferansının hemen öncesinde düzenlenecek G20 Antalya zirvesinden büyük beklentiler olduğunu biliyoruz. G20 ülkeleri olarak Antalya'dan Paris'e güçlü ve yapıcı bir mesaj gönderilmesi hususunda mutabıkız. Bu çerçevede dönem başkanı olarak G20 ülkeleriyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte G20'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altındaki müzakere sürecinin yerini alamayacağı ve almaması gerektiği hususunda görüş birliği bulunuyor. Antalya'da yapılacak samimi ve yapıcı fikir teatisinin müzakere sürecinde zorluk arz eden hususların aşılması bakımından yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz. Paris'te dengeli bir anlaşmaya varılması hedeflenmekle birlikte iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi altındaki müzakerelerin umulduğu şekilde ilerlemediği de açıktır. Bunu da açıkça söylememde fayda var. Peki bunun en önemli sebebi nedir? Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki güven eksikliğidir. Burada böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Güven eksikliğinin gerisinde de ülke sınıflandırması veya farklılaştırması ile finansman konularının bulunduğunu görüyoruz. Bunların üstesinden gelinebilmesi için öncelikle ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin benimsenmesi gerekiyor. Böylece bütün tarafların iklim değişikliği konusunda imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde azami çabayı göstermelerinin önü açılacaktır. Bu bakımdan Paris'te katılımcıların önüne sözleşmenin eklerinden bağımsız, gerçekçi ve esnek bir sistem teklifi getirilmelidir. Tabii ki bu sistemde salım azaltımı ile mali ve teknolojik destek konularında asıl yükü tarihi sorumlulukları uyarınca gelişmiş ülkeler üstlenmelidir. Türkiye olarak Bonn'daki son müzakere oturumunda farklılaştırma meselesinin Birleşmiş Milletler ülke sınıflandırması temelinde objektif bir biçimde çözüme kavuşturulmasını önerdik. Bu önerimizi bir kez daha bu konferansta hatırlatmak istiyorum. Bilindiği gibi Ekim ayında Ankara'da Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yaptık. Bu konferansın açılışında da belirttiğim gibi bilgi ve teknoloji paylaşımı ile finansman konularında cömert davranılması gerekiyor. Gelişmiş ülkeler tarafından kamu ve özel sektör kaynaklı yeterli miktarda mali kaynağın harekete geçirileceğine işaret eden güçlü ve inandırıcı mesajlar verilmesi şarttır. Aynı şekilde iklim değişikliğine uyum çabaları için mali imkanlar geliştirilmelidir. Bilhassa iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verilmelidir. Bu bağlamda
2020 sonrası için gelişmiş ülkeler tarafından yıllık 100 milyar dolar tutarında fon oluşturulması yükümlülüğünün hayata geçirilmesi önemlidir. Lima'da yapılan toplantıda bu taahhüdün gerekliliğinin teyit edilmiş olmasını memnuniyetle karşıladık. Hatta bu rakamın 2020 sonrasında artırılması imkanlarının araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. İklim değişikliğinin finansmanı ve yatırımlar bir madalyonun iki yüzü gibidir. Çevre dostu teknolojilere yatırımlar da dahil, küresel düzeyde yatırım ihtiyacı 2030 yılına kadar 70 ila 90 trilyon dolar arasında hesaplanıyor. Küresel büyüme ve istihdam açısından kritik önemi dolayısıyla yatırım konusu G20 dönem başkanlığı gündemimizin temelini oluşturuyor. G20 zirvesinde iklim değişikliği konusunu müstakil bir oturumda da ele alacağız. Tüm ekonomilerin ihtiyaç duyduğu kaliteli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi iklim değişikliğiyle ortak mücadelemize yardımcı olacaktır. Antalya zirvesinde liderler iklim değişikliği konusunu tüm bu yönleriyle ele alacaklardır. Ben bu vesileyle bu turda, bu maddede bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Teşekkür ediyorum.